Dostlar devam ediyor gündemin bereketi. Bereket TV ve Hayvancılık TV ortak canlı yayındayız. Facebook sayfalarından da arkadaşlarımız 9 itibariyle yayına geçtiler. Oraya da yorumlar, mesajlar geliyor. Teşekkür ediyoruz. Sayın Uğur şimdi ile birlikteyiz efendim. Ziraat Yüksek Mühendisi kendisi organik tarım kontrolörü ve iyi tarım uygulamaları sertifikeri. Hoş geldiniz efendim. Şeref verdiniz. Son dönemde geçtiğimiz aylarda haberlerinde paylaşmıştık. Organik e, tarım üretimi e, sürekli artıyor. Ürün sayısı da artıyor. Artıyor, ürün miktarı da artıyor bunları biraz konuşacağız tabii çiftçimizin üreticimizin ve tüketicimizin merak ettiği sorular var programın başından beri geliyor sağ olsunlar onları bu dakikalara sakladım onları da soracağım sizlere ve tabii ki şu destekleme meselesi ee, bu da çiftçimizin en önemli gündem maddelerinden bir tanesi tekrar hoş geldiniz şeref hoş verdiniz ]iniz. şimdi ben çok basit bir tanım rica ediyorum sizden. Ama böyle akademik dile boğmadan benim anlayabileceğim dilde de biz çünkü organik tarımın tabii internette tanımlarına baktığımız zaman çok sayıda tanım görüyoruz. Ama biraz böyle Türkiye şartlarına uygun çok kitabi olmayan bir tanım yaparsanız efendim ne üzerine konuştuğumuzu daha net anlasın izleyicilerimiz de. Umut Bey Ege'nin incisi İzmir'den öncelikle size e, sağlık, iyilik, e, selam ve esenlikler getirdik. Allah hem olsun. üreticilerimizden hem tarım sektöründen ben yağmurlu bir Ankara sabahından sizlere hayırlı sabahlar dilemek istiyorum çok sağ kıymetli var. izleyicilerimize ve programı takip eden herkes için. organik tarım bildiğiniz gibi birçok tanımı yapılıyor ama en basit tanımı Evet. yönetmelik ve standartlarda belirtilen girdileri kullanarak çoğu yerde hiç girdi kullanılmıyormuş gibi düşünülür. Ne mesela hiç girdi kullanılmadan diye yazan yerler de var. Evet. Evet. girdileri kullanarak yönetmelikte izin verilen kısmıyla e izlenebilir. Kontrol edilebilir ve sertifikasyonu yapılan bir üretim modeli olarak tanımlayabiliriz organik tarımı. Hı hı. Bunun yanında çevreye duyarlı, insan ve hayvan sağlığını da yine kendi etki altına alan bir üretim modeli olarak tanımlamak organik tarımın en basit Şimdi, tanımı olur. Şimdi e, bunu biraz daha anlayabilmemiz için sorum şu efendim. E, organik olmayan, konvansiyonel mi diyoruz? Konvansiyonel. konvansiyonel. E, tarımda hangi girdileri kullanıyoruz bunu biliyoruz. Organik tarımda o girdiler içerisinden neleri kullanmamalıyız? Ana ana başlıklar sadece. Ee, tarım Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu, bizim de tabi olduğumuz 27676 sayılı bir organik tarım yönetmeliğimiz var. Hı hı. Üreticilerimiz e, her yerden bu yönetmeliğe ulaşabilirler. Bu yönetmelik içerisinde belirtilen ek 2'de kullanılabilecekleri girdiler bakanlık tarafından e, tespit edilmiş, sıralandırılmış. Bunların arasında e, kimyasal kaynaklı olanlar yok, e, azot katkılı olanlar yok. E, bunun yanında organik gübrelerin bir kısmı, organo mineraller, iz elementler e, bunlar organik tarımda üretim esasında kullanılabiliyor. Hı hı. Bunun yanında da e, girdi işleyenler yani organik ürünleri mamül ürün haline getiren firmaların da e, yine katkı maddeleri olarak kullanabilecekleri hı hı. ürünler yine bu liste içerisinde mevcut. Yani o listedeki girdileri kullanarak tarımsal üretim yaptığımızda organik tabii başka şartları da var. Evet. Ya, organik tarım yapmış olur. Şimdi efendim bana gelen en çok soru şu. Ben organik tarım yapmak istiyorum ama Fiyat boyutuna geleceğim merak etmeyin. Yani organik ürünlerin fiyatlarıyla konvansiyonel tarımdan çıkan ürünlerin fiyatları arasında fark olmadığı için bu işten çok fazla kazanılmıyor diye biliyorum. Yanlışım varsa beni ilerleyen dakikalarda düzeltebilirsiniz. O kısmını bir kenara bırakarak ama ben organik tarıma geçmek istiyorum diyen çiftçi ilk önce neye bakacak? Bitkisel Şimdi, üretim için konuşalım. Bitkisel üretim evet. için. Tabii sektör o kadar geniş ki. Bitkisel üretim, hayvansal üretim, ürün işlenmesi, pazarlanması, paketlenmesi deyince e, sektörümüz çok ben geniş. Ben şalt üreticiyim. Üreticiyle alakalı tamam olarak var, düşünürsek... var, bahçem var üstad. Olay üreticinin mı? ilk başta yapması gereken şey ÇKS'ye kayıtlı olup olmayan üreticinin... Kayıtlıyım. Bir kontrol sertifikasyon kuruluşuyla bir sözleşme yapması gerekiyor. Hmm. Ne sözleşmesi bu? Kontrol sertifikasyon kuruluşu ürünün kontrol edilip e, hem arazi boyutuyla hem de evraksal anlamda kontrolün yapıldıktan sonra belirli risk noktalarına göre sertifikalandırılması ile alakalı bir hizmet alıyor. Bakanlık burada yetki verdiği ki şu an güncel rakamı söyleyebilirsek Türkiye'de 48 tane hı hı. bu işi yapan firma var. Bu firmalarla sözleşme yaparak bakanlık yetki kısmını firmalara kullanarak sağlıklı bir şekilde bunun kontrol ve sertifikasyonunu devam ettiriyor. İlk yapacakları işlemler bunlar. Peki Yalnız buna karar verme sürecinde kendi işletmeme, işte bağıma, bahçeme, tarlama hı hı. baktığımda şimdi sözleşme imzalayacağım tamam evet. da bir kuruluşla. Şimdi ben bunu yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Kesinlikle. Yani bir, bunun üreticimiz, kriterlerini sordum. Üreticimiz e, firmaya başvuru yapacak. Yaptığı başvuru neticesinde e, kontrol sertifikasyon kuruluşu buradaki başvuru inceler. Başvurudaki şartları, araziye gittiği zamanki arazideki şartlar, eğer yönetmeli herhangi bir uygunsuzluk ya da herhangi bir problem yoksa e, burada ilk etapta e, bu üretici organik üretim yapabilir diye bir müteşebbis sertifikası verir. Hı hı. Daha sonra da çıkardığı ürün tonajı bazında e, ürün sertifikası verir. Peki bakın çok güzel bir soru var. Evet. E, dedi ki e, şirket geldi. Şirket diyor. Geldi. Hı hı. E, burada sen organik tarım yapamazsın. E, şartların uygun değil. Dedi gitti. Evet. Yine para ödeyecek miyim diyor izleyicimiz. Kesinlikle ödemiyor. Hayır. Anladım. Başvuru esasında zaten e, başvuru olarak firmalara gelir. Her firma Türk ak'tan da 1765 standardına göre akredite olmak zorundadır. E, bu standardın e, akreditasyonuyla beraber orada zaten üretici mağdur eden, üretici sıkıntıya sokan bir sistem yok burada. Hı hı. Kontrol sertifikasyon kuruluşu gider, yerine bakar. Belki başvuruda çok uygun bir yerdir ama başvuru esnasında da burası organik üretime uygun değildir. Hı hı. Yapamazsınız deyip üreticiye hiçbir külfeti olmadan, olmadan buradan bir geri dönüş sağlanabilir. İzleyicimiz diyor diyor ki Muş'tan yazmış. 48 firma mı var demiştiniz? Kontrol, evet. ve, sertifikasyon Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşu. Ee, bu firmaların listesine nereden ulaşabilirim? Mesela işte Muş'a yakın olanı hangisidir gibi bir soru var. Nasıl cevap vereceğiz diye. Kontrol sertifikasyon kuruluşlarının listesi Tarım Bakanlığı'nın Tarım Bakanlığı organik tarım diye ararlarsa so burada hizmet veren listesi, yani şeylerin şirketlerin kuruluşların tamamının bunlar bakanlık mevcut. onaylı listeler Kesinlikle. değil mi efendim yani Tarım Bakanlığı bu işi yapabilir dediği <laughs> bakanlıktan yetki almayan hiçbir kuruluş bu işlemleri yerine getiremez. Hmm. Şimdi Sadece de... yetki almış şirketlerin listesi de Tarım Bakanlığının sitesinde mevcuttur. O yüzden üreticilere ulaşabilir. Bakın izleyicimiz e, diyor ki biz diyor Güneydoğu'da yaşıyoruz e, buralara da Gelebilirler mi diyor yani bak bakmaya bir değerlendirmeye. Umut Bey Türkiye'deki kontrol sertifikasyon kuruluşları bırakın Türkiye'yi dünyada bile değişik standartlara akreditasyonlara göre kontrol yapıyorlar. Hmm. Buradan Türkiye'den kontrollerimiz e, yurt dışında da gidip farklı standartlara göre şu an biz e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin standartlarını konuşuyoruz ama biz yurt dışında bile kontroller yapıyoruz. Bu kadar açık ve net. Yani doğudayım, güneydoğudayım. Bunların ben bugün, hepsi Ankara'da, İstanbul'da gibi hayır. bir şey yok. Ben diyorsun. bugün Ankara'dayım. Ee, geçen hafta Aydın'daydım. Bir zeytin yağı işletmesindeydim. Hı -hı. Önümüzdeki hafta bir pekmez e, fabrikasındayım. Ondan sonraki hafta Antakya'da zeytincilerle beraberim. Hı -hı. E, Mardin'de e, yine zeytin ve meyve sebze de beraberim. Yani biz 81 ile hizmet veriyoruz. Bunun haricinde de yurt dışında da kontrole gittiğimiz yerler var. O anlamda üreticiler... Rahat olsunlar. Hangi bu? ilde olan kuruluşla alakalı çalışma yaparsa yapsınlar. Başvurusu sırasındayken kontrol sertifikasyon kuruluşu bunu değerlendirir. Hı -hı. Yani o bölgeye hizmet verebilir mi? Zaten hizmet verebilecekse o işi yapar. O bu işi şey yapar. Ee, çok soru geliyor efendim. Teşekkür ediyoruz. Şimdi girdilerden bahsetmiştiniz evet. ya. Mesela izleyicimiz diyor ki organik tarım yapmak için kullanacağımız tohumlar da organik mi olmalı diyor. Şimdi tohum konusunda e, yerel tohumlarımız kullanılıyorsa hı -hı. bizim atadan dededen kalma. hı. -hı. Ee, bu üreticilikle beraber kullanıyorsak hiçbir sorun yok. Hibrit tohumlar kullanıyorsunuz. Hibrit mesela. tohumun e, tohumun ilaçlanmaması, tohuma kimyasal bir işlem uygulanmaması, tohumla alakalı bir işlem yapılmazsa e, organik üretim metoduna göre hı hı. E, bir üretim mümkün. Yani yapılabilir. 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 Onun da e, tabii çok detaylı şartları var. Organik evet. tarım herhalde mevzuatı en çok olan alanlardan bir tanesi. Böyle olması da çok doğal. Kesinlikle. E, çünkü hani ürettiğiniz ürüne organik sertifikası verip onun logosunu e, koyacaksanız eğer gerçekten çok ciddi bir süreç ve bunun kontrolü içinde hakikaten ağır mevzuatlarda gerekiyor. Herhalde kontrol ve sertifikasyon kuruluşları bütün bu ağır e, hem bürokratik e, hem de mevzuattan kaynaklı bu işlemlerle tek başına uğraşamayacakları için var, değil mi efendim? Açıkça. Kesinlikle. Ee, Tarım Bakanlığı burada denetim yetkisini kontrol sertifikasyon kuruluşlarına vermeyle beraber e, il ve ilçe taşra merkez teşkilatları da hem araziye gidip üreticiyi kontrol sertifikasyon kuruluşu buraya geliyor mu denetliyor mu size diye bir denetim yapıyor. Hı hı. E, aynı zamanda da sene içerisinde de kontrol sertifikasyon kuruluşuna gelip yine işlemlerin düzgün yapılıp yapılmadığını denetliyor. Yani bürokrasi içerisinde de en sağlıklı olan yöntem bu yöntemdir. Hı hı. Yani bakanlık burada Denetleyici konumdadır. Biz denetim yapmayız. Biz kontrol yaparız. Hı hı. Bakanlık kon yapılan kontrolü denetler. Denetler. Ee, şimdi efendim özellikle tohum konusunda da soru geliyor. Mesela aynı izleyicimiz demiş ki hibrit tohumlar zaten ilaçlı. İlaçsız hibrit tohum bul bulmak gibi bir şey var mı? Şimdi gelen hibrit tohumlar üzerinde e yani ekstradan fazladan uygulanan da e bazı kimyasal yöntemler var. Biz onunla alakalı şöyle bir deklarasyon var. Hı hı. Kontrol sertifikasyon kuruluşu. 3 ayrı yerden alınmış bu ürünün organik ya da geleneksel yöntemlerde elde edilemeyeceğini dair deklarasyon aldıktan sonra biz kabul ediyoruz. Tohum konusu çok özel incelenen aynı üreticimizin burada kafasındaki soru işaretlerine. Doğru ama yani ilaçsız bir tohum yok. Yani giderebilecek şekilde fazladan uygulanabilecek bir kimyasal yöntem olmaması gerekiyor. Bir de işte bu ürünü biz organik ya da geleneksel yolla elde edilebileceğini bulamadık gibi bir deklarasyon gerekiyor hmm. bununla alakalı. Zor bir süreç. Şimdi ee, efendim bunun üye. yanında da a'dan z'ye hani şu an tarımsal anlamda tükettiğimiz bütün ürünlerin hepimiz birer tüketiciyiz. Eee a'dan z'ye tamamının geleneksel yollarla işte atadan dededen kalma tohumları kullanarak yapmaya çalışsak biz burada çok başarılı olamayız. Evet, video var. Ee, şimdi efendim mesela izleyicimiz diyor ki çok soru var böyle. 10 ee, dönüm fındık bahçem var. Ne ilaç kullandım, ne gübre kullandım. Hiçbir kimyasal madde de kullanmıyorum. Bunu ispat edebilirim ve etmek için de diyor ilçe tarıma başvurdum ama ben bir yardım alamadım. Benim ne yapmam lazım diyor. Şimdi üreticilerimizin e, tabii tarımda tarım dışı sektör ya da diğer medya kuruluşlarının biliyorsunuz son dönemlerde özellikle çok e, spekülatif bazı açıklamalar var. Ve konuyla ilgisi olmayanlar da olur olmaz çok açıklama yapıyorlar. Ki. Bu anlamda e, siz medya kuruluşu olarak e, bu konunun çok e, farkındalık yaratacak bir boyutundasınız. Çok teşekkürler, Çünkü konunun uzmanlarını getirip onları konuşturma e, açısından e, yer veriyorsunuz. E, üreticimizin birçoğu... E, çok yoğun ilaç gübre kullanımı gibi bir üretim modeliyle çalışmıyor. Ya parası Yapmıyor. yok çünkü alacak da istese bile alamıyor. Evet. Yani hem girdi maliyetlerinin yanında hem de çevreye olan duyarlılıklarıyla beraber çok fazla kimyasal işte aşırı derecede bir kullanım, hormon kullanımı vesaire gibi işte üretici bundan para kazanması lazım yani bunlara para harcayabilmesi için yapamıyor. Yalnız şöyle bir konu var. Günümüz şartlarını düşündüğünüz zaman benim adım Uğur Şimdi, sizin adınız Umut Özdil. Nasıl ispatlarsanız bunu bana? Nüfus kağıdımı ortaya koyayım başka yapacak bir şeyim var mı? Üreticimiz de organik tarımla alakalı kontrol ve sertifikasyon kuruluşuna alınmış sertifikasını ispatlayabilirse ha benim ürünüm organik yani tarım üretilmiş il, diyebilir. Yani il müdürlüğü yardımcı olmadı değil. Onun öyle bir yetkisi yok diyorsunuz. İl müdürlüğü bilgi anlamında yardımcı ha, bilgi olabilir. Canım, Hangi kontrol konu. sertifikasyon kuruluşunda iletişime geçerse üreticimiz hı hı. onlardan bilgi alabilir. Bilgi vermedik hiçbir sıkıntı yok. Kontrol sertifikasyon kuruluşları yönetmelik maddesiyle Danışmanlık yapamaz, girdi alım satımı ticareti yapamaz. Yani işiyle alakalı olmayan hiçbir çalışmayı yapamaz. Hı -hı. Bunun yanında bilgi derya deniz. O Aynen. Yani evet. hangi KSK e, iletişime geçilirse bu konu hakkında üreticimizde sağlıklı, düzgün, gerçekçi bilgi verilebilir. Merkez ve taşır teşkilatında çalışan ilçe tarım müdürlüğü, il tarım müdürlüğündeki mühendis arkadaşlarımızın görevi bu o bilgileri Ama veriyorlar bu... anlatıyorlar programlar yapabiliyorlar Ama belki üreticimize ulaşamamış olabilir resmileştirmek için KSK dediğiniz kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarına evet, ihtiyacımız, ihtiyacımız var bu. çünkü bakanlık bu kuruluşlara bu 48 tane kuruluşa yetki vermiş efendim çok can alıcı bir soru Buyurun. verilen hesap verilen hizmetlerde bu 48 firma aynı parayı mı alıyor diye izleyicimiz ya da bu ben de şöyle ekleyeyim Neye Buyurun. göre belirleniyor mesela bakanlık bir tarife bir taban bir taban fiyat falan koyuyor mu efendim? Bütün kontrol sertifikasyon kuruluşlarının internet siteleri sistemde mevcut hı hı. ulaşım anlamında internet sitelerinde fiyat politikaları belirli hangi firma hangi iş için ne kadar ücretlendirme yapar kontrol için ne kadar ücret alır adam gün ücreti ne kadardır sertifikasyon bedeliyle alakalı Hangi fiyatlandırmayla hizmet alabilir? İnternet sitelerinde mevcut. Al bak kıyasla mı diyorsunuz yani? Kıyaslayabilir. Birbirine yakın rakamlar zaten Umut Bey. Çok ha, fazla mi? Rekabet değişmiyor. Rekabet de vardır o 48 Tabii ki kesinlikle. Bu Burada önemli olan yapılan işin kalitesi ile alakalı. 48 kuruluş da şu an aynı işi yapabilir ama şu anlamda bilgi, beceri, tecrübe ya da elde ettiği akreditasyonlarla alakalı bir kalite farkı olabilir. Hı hı. Yönetmelik aynı yönetmelik. Kontrol durumu aynı kontrol yani bunda değişen bir şey olamaz ama bunun haricinde kontrol sertifikasyon kuruluşu vardır. Girdiler konusunda özel çalışıyordur, özel bir alanıdır. Girdilere sertifikasyon Şimdi yapar. Uğur Bey ben bunları nereden bileyim çiftçi olarak hangi kontrol ve sertifikasyon kuruluşunun neyde uzman olduğunu canım. Bana ne işte oraya 48 tane bakanlık yetki vermişse hepsi Aynen öyle her konuda... Bitkisel üretim konusunda evet. hepsi o yetkiyi almış konumda. Eğer özel anlamda firmalar ya da girdi üretenler de bu konuda gübrelerle ilgili bir sertifikasyon aşamasında bir hizmet alınması istenirse tek yapacakları bir iş var. Bakanlığın internet sitesinde Kurum kuruluşun Üzerine tıklayacaklar. Orada hem kapsamlarını hem Hı -hı. faaliyetlerini hem iletişim bilgilerini görecekler. Peki efendim. Fiyatlara da oradan ulaşabilirler. Çok sağ olun. Ona göre kıyaslamasını yapacağız. Evet. Şimdi efendim Ahmet Ay sormuş. Diyor ki iyi günler biz iyi tarımla armut üretiyoruz. İyi tarımla organik tarım çok farklı mı diye sormuş efendim. Şimdi iyi tarım uygulamalarının kontrol kriterleri var. Bunun Hı -hı. yanında organik tarım yönetmeliğiyle iyi tarımda yönetmeliği Sabit. Ben iyi tarım uygulamalarını organik tarımın biraz daha hafifletilmiş şekli diye söylüyorum. Yanlış mı? Üretici daha zor olduğunu söyler. Böyle, <laughs> mi? Peki efendim buyurun. <laughs> i̇yi tarım uygulamalarında organik tarımdaki gibi şu girdiler kullanılabilir. İşte bu girdileri kullanamazsın ya da bunun işte miktarı şu kadardır Hı -hı. gibi bir sınırlama yok. Sınırlama hangi noktada var? Kontrol sertifikasyon kuruluşu gitti, numune analiz aldı, örneği gönderdi. İlaç yaralanma süresinden önce ilaç kullanıldıysa, üründe bir kalıntı varsa, kalıntı limitlerini aşıyorsa bu ürüne sertifikasyon yapılmaz. Tamam. Organik tarımda sıfır kalıntı. Hmm. İyi tarımda üretici… Biraz limit var. Evet. İyi tarımda üretici kaydedecek, hmm. formlarını tutacak, izlenebilir bir sistem olacak. Bunun yanında kritik kontrol noktalarından birinci derecede, ikinci derecede ve tavsiye niteliğinde olan sorular var. Eğer burada geçerliliği kontrolde sağlanabiliyorsa e, sertifikasyonu yapılabilir. Sadece e, ilaç kalıntıları konusunda mı ikisi arasında fark var yani iyi tarım uygulamaları organik tarım arasında fark var efendim. Hayır e, ilaç gübre e, hormon yani ürün ne göre şu an e, üreticimiz armut üretiyormuş ile yani. alakalı e, Bununla ilgili organik tarım biraz daha keskin çizgileri var. Evet. İyi ee, e tarım uygulamalarında da kalıntı konusu çok revaçta olduğu için ben ondan bahsetmek Ama istedim. Ama başka alanlarda da. E evet. Peki niye üretici iyi e tarım uygulamalarına daha zor diyor? Ee, üretici iyi e tarım uygulamalarına niye daha zor diyor? Ee, şöyle bizim gelenekselden gelen, yani Hı -hı. üreticiliği e, bir meslek olarak değil de bir yaşam disiplini olarak gördüğümüz bir sistem var. E, haliyle iyi e tarım uygulamaları neye önem veriyor? Çevre ve doğaya olan... Ee, toprak bütünlülüğü, erozyonla alakalı üretici nasıl bir çalışma yapıyor? Üretici ilacı kullandı. Bu ilacın paketleme malzemesini, atığını ne yapıyor? Arazileri denetlediğimizde, iyi tarımla alakalı gördüğümüzde bir bakıyoruz ki yanda bir kapalı, kilitli e, biçimde e, bu atık varileri var. İlaç kullandıktan sonra bu kalan ilacı e, tarala doldururken üreticimiz hmm. o ilaç yere döküldü doldururken. Ne yaptı burayı? Toprağı mı döküldü? Kirlettik mi? Bitti. İşte bu teknik şartların yanında ikinci derece olarak söyleyebileceğimiz e, üreticinin araziye yakın kullanabileceği bir ihtiyaçlarını giderebileceği bir lavabosu, el yıkama alanı, e, özür diliyorum lavabosu var mı? E, bu gibi teknik koşulları da alıyor. Tabii üreticimiz buna şey diyor ben araziye e, Hani bunları nasıl taşıyayım, nasıl götüreyim diye. Hı hı. Genelde arazi, zaten araziler e, üreticinin ya bir deposu var ya bir depolama alanı hı hı. var ya da evine yakın. Hani bunun gibi şartlarda ilaçların gübrelerini koyma zorunluluğu olan yerleri belirliyoruz. Yıkama alanlarını belirliyoruz. İyi e tarımın bunun gibi belli kriterleri ve kıstasları var. Peki iyi e tarım uygulamaları sertifikası ile üretim yapmak için de yine kontrol aynı organik tarımda olduğu gibi kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarına ihtiyacın var mı? Kesinlikle. Bu kuruluşlar aynı kuruluşlar mı? Yine o 48 tanesi mi? <laughs> Hayır. iyi e i̇yi tarım uygulamaları konusunda hizmet veren 28 tane kontrol sertifikasyon O 28-48'in içinde mi? yoksa sadece içinde Tabii. ha Peki onlar Mesela ben o listeyi açtığım zaman organik tarım ve iyi tarım uygulamaları sadece organik tarım şeklinde evet. var değil mi Anlaşıldı Tamam i̇yi tarım konusunda da organik tarım konusunda da üretim modellerine girildiğiniz zaman e, firma bilgileri pazar bilgileri istatistik rakamlar üretim bilgileri bütün bilgiler tarım bakanlığı sitesinde mevcut Peki, şimdi efendim biraz rakam da isteyeceğim sizden ama çok detaylı değil. Hı hı. Biz de paylaşıyoruz organik tarım ürünleri ve iyi tarım uygulamaları sürecinden çıkan ürünlerin üretimi hem sayısal olarak artıyor hem çeşit sayısı olarak miktar olarak da artıyor. Ama bir yandan da şimdi bu artışa bakan ne der? Ha demek ki bunun piyasası iyi, üretici ilgili satabiliyor ki üretiyor der. Ama bir yandan da üreticimizden gelen mesajlara baktığımızda organik tarım ürünleriyle ya da iyi tarım uygulamaları sonucunda üretilen ürünlerle konvansiyonel ürünlerin fiyat farkı piyasada çok fazla olmadığı için ya pişmanız ya geçmek istemiyorum ya da geçmek istiyorum cesaret edemiyorum şeklinde çok mesaj var şimdi bu bir çelişki yani bir yandan üretim artarken bir evet. yandan da üreticimizin fiyat konusundaki derdinin de artıyor olmasını siz bu işin uzmanı olarak nasıl açıklarsınız efendim Estağfurullah. E, bildiğimiz kadarıyla e, o bize yeter bu işin, merak etmeyin e, bu işi yapanlar gözünden evet. kontrol edenler gözünden ben e, anlatmaya Hı -hı. çalışacağım Şimdi istatistik rakamlara baktığımız zaman dediğiniz gibi ürün sayısı artıyor. üretim alanı artıyor. Bunun yanında üretici sayısı da artıyor. Hı hı. Bunun mukabilinde yine dediğiniz gibi fiyatlara çok yansımadığıyla alakalı belli analizler var. Siz çünkü çiftçiyle direkt iç içesiniz evet. değil mi? Onların fikirleri de alıyorsunuz işte. Kesinlikle. Zaten onlar benim için çok önemli. Buyurun. Şimdi 96 yılında bir ufak bir istatistikten bahsedelim. Karşılaştırma olsun tabii en azından. Ki, rakamlara tabii çok ki. boğmayalım izleyenlerimize. Doğru, çok doğru. 96 yılında Türkiye'de organik ürün... 8 ürün sadece sertifikalandırılırken hı hı. şu an e, 2017 yılı istatistiklerine göre 238 ürünümüz nerede 8 nerede 238 var? ürünümüz sertifikalandırılıyor. E, bunun yanında iyi e tarımda yine 2007 yılı e, hı hı. rakamlarıyla 2017 yılı rakamlarına baktığımız zaman çok büyük bir artış var. E, şu an 81 ilimizin 67 68 ilinde şu an iyi e tarım uygulamaları Öyle, yapılıyor. Hı. Organik yine aynı keza 81 ilde şu an e, yapılıyor. Destekleme ile fiyat politikası ve üretimi şöyle bir birleştirirsek, ben öyle bir analiz yapmak istiyorum. Tarım sektörü hem çevresel şartların hem fiyat dengesizliği hem pazarlama kanalındaki sorunlar nedeniyle sürekli dışarıdan müdahaleye açık. Bizim öngöremediğimiz ama planlama yapabileceğimiz bir sektör. Bu sektör içerisinde organik ve iyi tarımı göz önüne aldığımız zaman üretimin desteklenmesi gerekiyor şu aşama içerisindeyken. Hele gelişmekte olan ülkelerde bildiğiniz gibi tarım sektörünün desteklenme zorunluluğu diğer sektörlerden ayrı olarak, yani bir sanayi, imalat, hizmet sektöründen ayrı olarak desteklenmesi gerekiyor. Bu konuda da e, Tarım Bakanlığı e, Dekar'a hem iyi tarımda hem organik tarımda desteklemesini yapıyor. Şimdi bu desteklemenin içerisinde konuşulmayan, destekleme deyince hep aynı katkıdan bahsediyoruz. Evet. E, tarım Bakanlığı organik tarım ve iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması kapsamında ee, üreticilere proje yapıyor. Hmm. Belli bölgelerde, kırsalda. Bu projeler neticesinde organik tarımın eğitimlerini veriyor. Yayım çalışmasını yapıyor. 3-4 yıl boyunca yani şu geçiş süreci bitinceye kadar kontrol ve sertifikasyon ücretini bakanlık kendisi karşılıyor. Yani bunlar da bir destek. Desteğin hangi açıdan olması lazım? Biz desteğin hangi aşamasındayız? Ondan biraz bahsedelim. Ee, fiyat dengesindeki sıkıntıyı önleyebileceğimiz nokta ürünün pazarlanmasına yönelik e, destekleri destekleme kanallarını aktarabilirsek bu anlamda başarılı olabiliriz. Yani evet. üretici organik ürünü üretti, normal konvansiyonel üretim yapan bir üreticiyle aynı ücreti kazandırdıysa biz sadece manevi anlamda ya da daha az kazanıyorsa sadece manevi anlamda işte doğal tarım yaptı, çok güzel yaptı işte temiz toprağı kullandı üreticinin kesesini düşünmek zorundayız. Evet, çok doğru. Şu an bu kanalı izleyen, takip eden üreticilerimiz. Ee, ekmek parasının derdinde. Aynen öyle. Niye yani, geçim diye soruyor mesela şimdi. Daha fazla kazanmayacaksam niye geçim diyor. Çok haklı. Daha fazla kazanması yönünde e, politikalar üretilirse, bu Hı. politikalar nezdinde ürünün pazarlanması yönelik teşvikler. Ya da bunun yanında daha önce organik tarımda vardı, şu an iyi tarımda var. Kredi finansyonu ile alakalı konu. Ee, Tarım Bakanlığı neticesinde Kontrol Sertifikasyon Kuruluşunun da verdiği belgeyle beraber e, üreticilerimiz iyi tarımda kullanabilecekleri krediyi eğer iyi tarım uygulamaları Yapacak yapıyorum şey. diye kullanıyorsa e, bir kredi sumansiyonu e, şeyi kazanıyor. Kazanıyor. Yani bunun yanında bakanlık ne yapabilir örnek olarak yurt dışında da gördüğümüz örneklerden e, vergiyle ilgili e, Gelir ile alakalı ya da üreticinin yapacağı masrafla ilgili belli noktalarda eğer e, katkı sağlanabilirse destekleme Hı. anlamında. Daha fazla artar diyorsun. Daha fazla artar. Burada üreticinin, e, ben tarım ekonomisi bölümü mezunuyum. E, burada üreticinin e, arz talep dengesinin yanında piyasa içerisinde para kazanmasını istiyorsak masraflarını azaltmak zorundayız. Belli olan arazi büyüklüğünden o arazinin içerisinde 10 e, katını 20 katını o üretimin çok daha fazlasını bekleyemeyiz. Toprak belli, tohum belli Çalışan belli. Yani burada eğer üreticimizi yaşatmak istiyorsak, organik tarım iyi tarım olsun, eğer bu yönde sağlıklı, güvenilebilir, Anladım. gerçekçi, sağlıklı bir ürün ürettirmek istiyorsak biz bu politikalara yönelmek zorundayız. Çok haklısınız. Alan şey... destekleri şu anlamda zorunlu ama organik tarım ne zaman ilerledi, güzel bir yere geldi o zaman da bu alan bazlı destekleri azaltıp, frenleyip, Hatta yönlere yönelmek zorundayız. Şeyi sormayacağım. Organik ürünlerin fiy piyasa fiyatlarıyla konvansiyel konvansiyonel ürünler fiyatları, yani onun belirlenmesi sürecinde hiç olmadığınız için yani o bambaşka bir konu. Ama e, destekleme politikasının revize edilmesiyle ilgili sizi destekleyen çok fazla sayıda mesaj evet. aldım. Teşekkür ediyorum. Efendim, e, o ne olur 30 saniyede cevap verin çünkü Tabii. sürem çok azaldı. İzleyicimiz çok ısrar etti. Tütün üretiyor bir firmayla sözleşmeli. Bazen diyorlarmış ki ilaç kalıntısı var ve paramızı vermiyorlar bu gerekçeyle diyor. İzleyicimiz biz kendimiz tahlil yaptıracağız dediğimiz zaman da diyor firmaya bu tahliller diyor İtalya'da yapılıyor. 5 bin lira siz yaptıramazsınız diyor. Bizim Biz ne yapmalıyız diye soruyor. Şimdi bu konuda kontrol sertifikasyon kuruluşları bilmiyorum üreticimiz organik mi üretiyor onu tam... Evet e, öyle yazmış. organik üretiyorsa şayet kontrol sertifikasyon kuruluşunun numuneyi alıp gönderme gibi bir e, görevlendirmesi var. Bunun yanında da e, akredite olan bir laboratuvarda kontrol ya bu analiz işleminin yapılması i̇şte gerekiyor. yok diyor, firma diyormuş ki yok o İtalya'da yapılıyor 5000 lira siz yapamazsınız diyormuş. Ben yaptım hı hı. almıyorum ürünü diyormuş. İlaç var e, diyormuş. oradaki e, hangi analiz metoduna göre orada analiz yaptırıyorlarsa e, Türkiye'de de yine e, bu laboratuvarlarda şu, şu analiz laboratuvarlarında yapabilir. Firma Akre kandırıyor yani. Sadece Akrete olan e, laboratuvarlarla çalışması gerekiyor. Hı hı. E, firmaların onun yanında işte yurt dışında ya da yurt içinde gibi bir zorunluluk yok. Sadece oradaki şart şu, o analiz metoduna göre laboratuvar e, kalıntı tayini yapabiliyor mu, yapabiliyor, yapamıyor mu? Anlaşıldı. Şimdi efendim e, bunlar hep üreticimizden gelen soru. Bir dakikam kaldı. Bir tüketici olarak organik ürün satın alırken dikkat etmem gereken noktaları şöyle bana bir çırpıda sayın. Ne tamam. Hepimiz tüketiciyiz. E, tabii ki. O anlamda hepimiz sorgulama durumundayız. Eğer içlerin düzgün elelemesini istiyorsan. Aynen öyle. Tüketici olarak bir mağazaya ya da bir satış sahasına gittiğimiz zaman ilk yapacağımız iş ürünün üzerinde organik tarım logosu, ürün sertifikasının numarası, kontrol kontrolden sertifikasyon kontrol kuruluşunun logosu var mı? Bunları sorguladıktan sonra Oradaki çalışanlara soracağımız bu ürünün ürün sertifikasını görebilir miyim diye soracağız. Yani efendim bunun üzerinde organik tarım logosu var. Aldım kasadan geçtim. Hayır kasiyere şey mi soracağım ben? Soralım. Sorgulamak istiyorsak organik tarımla ilgili de dönen çok spekülatif sözler şey var. var. Piyasa içerisinde bilen bilmeyen çok fazla yorumu açık. Eleştirisel bazda da çok bakılıyor. Dediğim gibi 96 yılında da dalga geçildi 8 tane ürün nedir organik nedir diye. Hı hı. Ama şu an geldiğimiz noktaya bakarsak dünyadaki pazar 90 milyar dolara ulaştı. Türkiye bunun neresinde? Buna bakmamız lazım. İhracat ürünlerimiz belli. ithalat belli. ettiğimiz ürünler belli. O anlamda tüketicimiz sorgulasın. Ürün sertifikasını istesin. Üretici de ürün sertifikasını, kontrol sertifikasyon kuruluşu bunun takibini yapıyor. Düşümlerini yapıyor. Bakanlık bizi bu konuda Hı. denetliyor. Tüketici de bizi denetlesin. Sistemi sorgulasın. Sadece, Sadece lo eleştirmek yetmez. Logoyu görmeyin, mutlaka sertifikasını da sorun. Aynen öyle. Kasiyer bunu göstermek zorunda mı? Ya da firma yetkilisi? Kontrol, sert yani satın alan firma ya da çalışılan yer sertifika talep ettiği sürece hı hı. bu sistem çalışacaktır. Yani o ürünü rafa koyuyorsan o sertifikayı da bana göstereceksin kardeşim diyebilir mi tüketici? Diyebilir. Tamam. Diyebilir. Ya anmak istediğim cevap buydu. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Çok sağ ederim. efendim. Yorduk sizleri. Değerli izleyicilerimiz gündemin bereketini burada noktalıyoruz efendim. Yarın sabah 9'da tekrar birlikte olacağız. Neşeniz bol olsun, ürününüz bereketli olsun efendim. Kalın sağlıcakla.